Çok kıymetli beyefendiler, hanımefendiler ve yarınımızın, geleceğimizin teminatı, sevgili yavrularımız. Hulusi Efendi Vakfı ve Sultanbeyli Belediyesi'nin ortaklaşa düzenlemiş olduğu programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Efendim şimdi Kur'an-ı Kerim tilaveti için Hafız Ahmet Dinç hocamızı ben sahneye davet ediyorum. Buyursunlar hocam. Oh.
السيئة. ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Teşekkür ediyoruz bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetinden ötürü. Şimdi konuşmaları yapmak üzere çok kıymetli büyüğümüz, Hulusi Efendi Vakfı Eğitim Genel Müdürümüz Resul Kesenceli Bey'i alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Buyursunlar efendim. Anadolu topraklarını bizlere yurt yapan, büyüklerimizin anısına düzenlemiş olduğumuz bu programda aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, vatan, millet ve bayrağımızın uğruna seve seve canlarını veren aziz şehitlerimizi yad ediyoruz. Büyükleri anlamak için onlar gibi yaşamak gerekir. Onların tavsiyelerine uymak gerekir. Hizmet için öncelikle yürek gerekir, sevgi gerekir, gönül gerekir. İşte bu yürekli insanlarla hep birlikte burada olma bahtiyarlığını yaşıyoruz. Gönüller Sultanı olarak her taşa, her köşeye nakş olan Hulusi Efendi Hazretleri'nin şu sözünü hatırlıyoruz. Elime bir parça taş geçmiş olsa memleketimin istifadesi için kullanırım. İşte onun yetiştirdikleri de onun gibidir. Ve onlara bağlı olanlar da onların yolundan giderler. Bizler vatanımıza, toprağımıza, bayrağımıza hizmet için varız. Sözlerimi fazla uzatmak istemiyorum. Bu programda bizleri tamamıyla destekleyen Sultanbeyli Belediye Başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyor. Tüm personelimize teşekkür ediyoruz.
Efendim vakfımızın eğitim genel müdürü Resul Kesence Beyefendi'ye teşekkür ediyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Şimdi şehrimizin emini, çok kıymetli belediye başkanımız, Sultanbeyli Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin Bey'i ben alkışlarınızla konuşmasını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyursunlar başkanım. Saygıdeğer hocalarım, vakfımızın kıymetli genel müdürü, kıymetli hazirun, beyefendiler, hanımefendiler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Sultanbeyli Belediyesi olarak kültür sanat sezonu boyunca ülkemize değer katmış, toplumumuzun ruh dünyasını aydınlatmış değerli büyüklerimizi düzenlediğimiz programlarla anıyor. Onları anmaya ve anlamaya ve anlatmaya çalışıyoruz. Bu programlarla özellikle genç kuşakların milli ve manevi önderlerimizi, rehberlerimizi özümsemesini arzu ediyoruz. Üzerinde 1000 yıldır yaşadığımız bu topraklar bugüne kadar bağrında birçok değer yetiştirdi. O değerlerin başında gelen Somuncu Baba ve Seyyid Osman Hulusi Efendi bizim manevi dünyamıza ışık tuttu. Onların ışıklarıyla aydınlanan bu toprakların üzerinde büyük bir İslam medeniyeti kuruldu ve hala o ruhla medeniyetimiz yoluna devam ediyor. Kıymetli misafirlerimiz, bizi biz yapan değerlerimizi unutmayacak, unutturmayacak ve fikirlerini yaşatmaya devam edeceğiz. Vakfımızın bu programına Sultanbeyli Belediyesi olarak bizler de eşlik ettik ve burada güzel bir program icra etmeye çalışıyoruz. Ve bizler de sizler gibi biraz sonra kıymetli hocalarımızdan, Türkiye'mizin birbirinden değerli, kıymetli hocalarımızdan birazdan dinleyeceğiz ve inşallah o manevi ışıktan hepimiz istifade etmeye çalışacağız. Bu duygularla sizlere tekrar teşekkür ediyorum. Kıymetli hocalarımıza, tabii programı organize eden vakfımızın genel müdürlüğünün şahsında tüm ekibine, emeğe geçenlere teşekkür ediyorum. Fatih Bey, size ismen teşekkür edeyim. Fatih Tunç kardeşim projeyle birlikte bize gelmişti. Ve burada kıymetli hocalarımız birazdan bizlerle olacaklar. Hocalarıma da özellikle teşekkür ediyorum. Hocam sizinle yeni tanışıyoruz. Tabii televizyonlardan biliyoruz. Ama Abdullah Kahraman Bey bizim aynı zamanda çok yakın ağabeyimiz, aile dostumuz. Hem size hem Abdullah Bey'e çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum efendim. Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, kıymetli belediye başkanımız Hüseyin Keskin'e teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım, Allah razı olsun. Efendim, şimdi birbirinden güzel ilahiler dinleyeceğiz. Bunun için Musa Tektaş ve Fehmi Bussun bizlerle olacak. Bir kuvvetli alkışla bu iki isimini alırsak. Senden dolu iki cihan oldum zuhurumdan nihan. Gel bulayım seni hayal. Ya Rab ola halim benim. Ya Rab ola halim benim. Ya Rab ola halim benim. Gel bulayım seni hayal. Ya Rabbim Allah'ın benim. Dilde kanat olmaya, dile tat olmaya, senden hidayet olmaya, ya Rabbim Allah'ın benim. Ya Rabbim Allah'ın benim.
İlahiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Abdullah Kahraman hocamızı ben alkışlarınızla davet ediyorum. Sayın hocamız da Sonuncu Baba Hazretleri'nin Hayatı ve Eserleri başlıklı konuşmalarını gerçekleştirecekler. Değerli başkanım, kıymetli protokol, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, Sonuncu Baba Hazretleri ve Hulusi Efendi Hazretleri adına açılmış olan bu manevi ziyafet sofrasına hoş geldiniz, şerefler getirdiniz. Değerli kardeşlerim, öncelikle böyle bir günde, böyle bir ortamda
at izinin it izine karıştığı bir atmosferde bizi yeniden köklerimize döndüren, yeniden düştüğümüz yerden kalkmamızı sağlayacak olan bu programın, bu ziyafet sofrasının önümüze gelmesine sebep olan vakfımıza, vakıf başkanımıza ve yöneticilerine ve bu güzel salonu bize tahsis eden ve aramızda bulunan değerli başkanımıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak sayeni meşgul, ömrünü bereketli, işlerinde onu muvaffak eylesin. Değerli kardeşlerim, biz bugün Somuncu Baba'yı ve Hulusi Efendi'yi anıyoruz. Haddimize bakmayarak, boyumuza bosumuza bakmayarak, belki o manevi çınarlardan istifade adına naz-ı niyazımız, kabule şayan bir duamız olur düşüncesiyle bugün buradayız. Diyoruz ki Allah'ım, o büyüklere, o manevi önderlere verdiğin iman, izan, ilham, aşk, şevk, istikamet ve muhabbetten bizlere de ver. Ya Rabbi, onlar ömürlerini seni tanımak, seni anlamak, seninle olmak ve insanlığı senle ve senin değerlerinle buluşturmak üzere harcadılar. Seherlerde duaları, niyazları, gözyaşları buydu. Kendilerini yakarak adeta bir mum gibi insanlığı aydınlatmaya çalıştılar. Biz de bir karınca misali o istikamet erlerinin yolundan gitmek üzere en azından azmettik, gayret ettik ve her şeyimizi bir tarafa bırakarak bugün burada yerimizi aldık. Rabbim meclisimizi mübarek eylesin. Niyetlerimizi halis eylesin. İstikametimizi daim, akıbetlerimizi hayır eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim, Somuncu Baba Hazretlerini öğrenmeye başladığım gün ve okudukça hep aklıma gelen bir sıcaklığı sizinle paylaşmak istiyorum. İnanıyorum ki bu zat hayatıyla, namıyla, şanıyla, sembollerle dolu olan bir Allah dostudur. Çünkü onda üç önemli özellik bir aradadır öncelikle. Baba, somon ve fırın. Bu üç şey insanın en çok ısındığı, insanı en çok ısıtan ve insanın en çok muhtaç olduğu üç şeydir. Baba olmasa biz olur muyduk? Fırın olmasa temel gıdamız olan somonumuz olur muydu? Ama bunlar bir zahir, bir de batın olmak üzere Somuncu Baba'da adeta tecelli etmiştir. Benim anladığıma göre burada Somuncu Baba'nın babası manevi eğitimciliği, manevi tabipliği, gönül doktorluğunu temsil etmektedir. Somuncu Baba'nın fırını ise insanın ham taraflarının, pişmesi gereken yönlerinin, Hazreti Mevlana'nın dediği gibi hamdım, yandım, piştim dediği gibi o fırın ham taraflarımızı, amelsiz taraflarımızı,
içe doğru derinleşemeyen yönlerimizi, terbiye edilmemiz gereken yönleri alıp terbiye eden, ısıtan, bize manevi anlamda şekil veren bir semboldür fırın, Somuncu Baba'nın fırını. Somun ise Hazretin zikir ile, fikir ile yetiştirmiş olduğu talebeleri, öğrencileri, yolundan giden istikamet erlerini temsil etmektedir. Aslında Somuncu Baba maddi, fiziki bir fırın kurmamış. Manevi bir gönül, Allah aşkıyla yanan bir gönül oluşturarak tamamen Allah'ın rızası, Allah'ın ortaya koyduğu, gönderdiği ilkelerle Resulullah Efendimiz'in göstermiş olduğu örnek, siret ve sünnetiyle bir hayat tarzı oluşturmuş, kendisine inananları, güvenenleri, müracaat edenleri o manevi fırında, dergahta, vekalede olgunlaştırarak her birini birer istikamet haline getirmek suretiyle adeta insanlığın en çok muhtaç olduğu, ekmek kadar, su kadar muhtaç olduğu istikamet erlerini, talebelerini, manevi önderleri insanlığa emanet bırakmıştır Somuncu Baba. O halde Somuncu Baba Akşemseddin'dir. Somuncu Baba Üftadi Hazretleri'dir. Somuncu Baba Hacı Bayram-ı Veli'dir. Somuncu Baba Molla Fenari'dir. Somuncu Baba Aziz Mahmud Hüdayi'dir. Somuncu Baba İsmail Hakkı Bursevi'dir. Somuncu Baba Es-Seyyid Osman Hulusi'dir. Değerli kardeşlerim, bendeniz Somuncu Baba'nın dört özelliğini sizlere anlatmak istiyorum kısaca. Bunlardan biri onun müteşerri bir mutasavvıf olması. İkincisi kendisine ait bir hoşgörü insanı ve istikamet eri olması. Bir diğer özelliği ise halkın içinden çıkıp halkın dilini konuşan, hem maddi hem de manevi anlamda halkın dili olan bir çift yönlü zülcenaheyn mutasavvıf olması ve mütevazi bir kişiliğe sahip, gözü tok, kanaatkar ve asla gözü halkın cebinde olmayan bir mutasavvıf, alim ve arif kişilik olarak Somuncu Baba'yı takdim etmek istiyorum. Sevgili kardeşlerim, Somuncu Baba maddi anlamda ilim tahsil etmek için Kayseri, Tebriz, Şam, Erdebil, Bursa, Aksaray ve Darende gibi birçok beldeyi gezmiş, oralardan feyiz almış, oralara feyiz katmıştır. Ama maddi ilimleri tahsil ederken ruhunu bir türlü tatmin etmeyen derin bir arayış her zaman kendini hissettirmiştir. Onun için de manevi alemden nasiplenmek adına Tebriz'de Alaaddin Efendi ile buluşup orada manevi seyr-i sülükünü tamamlayarak Anadolu'ya gelmiştir. Aslında melami meşrep birisi olan Somuncu Baba kendisini gizlemesiyle meşhurdur.
malumunuzdur. Gösterişten azade, halk içinde halk ile beraber sıradan insanlar gibi yaşamayı şiar edinen bu zat-ı muhterem Bursa'da ikamet ederken, işte burada da anlatıldığı gibi o meşhur fırınını kurduğunda, Bursa Ulu Camii yapılırken somunlar müminler diyerek orada çalışanlara bir anlamda somun dağıtırken aslında toplumu manevi açıdan ilmek ilmek ören bir özelliğe sahiptir. Ama bunu gösterişe boğarak, gösteriş yaparak değil, tamamen mütevazi, kendisini gizleyerek yapmaktadır. Nihayet Yıldırım Beyazıt'ın kayınpederi Emir Sultan Hazretleri'nin caminin açılışında bugün burada hutbeyi sen okuyacaksın teklifi karşısında, hayır padişahım, içimizde zamanın büyüğü Somuncu Baba Hazretleri varken benim hutbe okumam yakışık almaz demesi üzerine hutbeye çıkan Somuncu Baba bir hutbe okur. O gün orada bulunan Molla Fenari yazmakta olduğu bir Fatiha tefsirine ait bütün sırları da o hutbede bulur. Sonra Aynül Ayan adında o tefsirini bu hutbeden sonra yazar Molla Fenari. Ama ne var ki herkes memnun olacağını beklediği bir anda, belki teşekkür edeceğini düşündükleri bir anda Emir Sultan Hazretlerine sitem eder, sırrımızı fahş ettin der ve Bursa'dan ayrılma kararı alır. Bursa'dan ayrılırken Molla Fenari'nin bütün yalvarıp yakarmasına rağmen kararlıdır. Sırrının fahş olduğu yerde durmak istemeyen Somuncu Baba Bursa'dan ayrılır. Peşinden koşan Molla Fenari hiç olmazsa şehrimize dua et dediğinde döner, Bursa için dua eder ve Aksaray'a, oradan Darende'ye gelir. Somuncu Baba Hazretleri bizlere eserler bırakmıştır. Onun eserleri ve etkisi biraz önce saymaya çalıştığım büyük mutasavvıflarla ölçülebilir. Ama bugün hala o fırın yanmakta, o somunlar pişmekte ve Somuncu Baba'nın etkileri devam etmektedir. Eğer o fırın tütmeseydi, o somunlar bitmeseydi bugün bizler burada olmazdık. Bugün sizler burada olmazdınız. Demek ki o somunun hamuru çok helal, çok kıvamında, çok güzel yoğrulmuş ki, ihlasla yoğrulmuş ki bugün herkes tarikatların, tasavvufun, manevi önderlerin ve irfan ocaklarının bombardıman edildiği bir ortamda hala Somuncu Baba meşalesini insanlara tutmakta, fırınını tüttürmekte, bütün insanlık yoldan çıksa bile irfan erleri var. Somuncu Baba'nın izi var, özü var, yolu var dedirtmektedir adeta. Bunun için Somuncu Baba'nın en büyük özelliklerinden birisi müteşerri mutasavvuf olmasıdır. Müteşerri mutasavvuf nedir değerli kardeşlerim? Şeriata bağlı, dinin temel değerlerine bağlı, pergelinin sabit ayağı şeriat üzerinde olan bir alim demektir. Bu gibi alimler İslam alim tipinin en karakteristik özelliğini ifade ederler. Baştan beri bizim peygamberimiz, alimler onun varisleri olduğuna göre
Peygamber de ilim ve maneviyat miras bıraktığına göre Peygamberimizin yetiştirmiş olduğu sahabe alimleri, tabiun alimleri, Ebu Hanifeler, İmam Şafiler çift yönlü alimlerdir. Bunu sadece bizler değil, Batı'nın müsteşrikleri tespit etmiştir. İslam coğrafyasının ilk 5 asrında alimler için ahlak, ilim, amel ayrımı bulamazsınız demektedirler. Bütün İslam alimleri hem hukukçudur, hem ahlak ve maneviyat adamıdır tespitini yapmaktadırlar. Neden? Çünkü ilim yanında irfan olmazsa, ilim yanında marifet olmazsa, 40 kapı, 4 kapı ve 40 makam olmazsa, yani şeriat, tarikat, hakikat ve marifet dörtlüsü bir araya gelmezse, dört başı mamur bir Müslümanlıktan bahsetmek mümkün değildir. Bunu Mevlana'da, Yunus Emre'de, Hacı Bektaş-ı Veli'de, Sonuncu Baba'da hepsinde görmekteyiz. Onun için Yunus'umuz ne güzel söylemez mi? Şeriat, tarikat, yoldur varana, hakikat, marifet, andan içer o. İmam Rabbani Hazretleri ne der? Yalan söylemek haramdır. Bu şeriattır. Yalan söylememeye çalışmak tarikattır. Yalan söylemeyi aklından bile geçirmemek hakikattir. Bunun zevkine erebilmek ise marifettir. Hakikat ile şeriat burada birleşmektedir diyor İmam Rabbani. Onun için Somuncu Baba bu kıvamı şahsında barındırabilmiş ender, çift kanatlı, çift yönlü alimlerdendir. Sadece fıkıh bilgisi, sadece kuru bilgi, bilgi adına bilgi İslam alimlerinin şiarı değildir. Onun için büyük alim ve aynı zamanda büyük şair İmam Şafii Hazretleri bir beytinde bu güzel hakikati son derece veciz bir şekilde ifade etmiştir. Fakihen ve sufiyen fekün leyse vahiden ve hâze kâsin lem yedük kalbuhu tukan ve dâke cehûlün keyfedün cehli yaslahu der. Hem fakih ol hem de sufi. Sakın olma bunlardan biri. Allah için uyarırım seni. Sadece fakih kalbi katı biri. Sadece sufi cahil biri. Cahil olan nasıl hidayete erdirir bizi? Demek suretiyle iki tarafı cem eden İslam alimi özelliğini İmam Şafii bize öğretmektedir. Bendeniz bu kadarla iktifa edeyim. Daha fazla uzatmayayım. Rabbimizden duamız ve niyazımız. Allah'ım, o maneviyat erlerinin, irfan ocağını tüttürenlerin, helal lokma yiyenlerin, helal lokmanın peşinde koşanların, helal lokma yedirmek isteyenlerin, istikameti bir somuna çevirerek, leziz hale getirerek, mayasıyla, her şeyiyle, tam da organik, katkısız, riyasız, gösterişsiz bir şekilde manevi dünyamızı süsleyen bu manevi erlerin, istikamet erlerinin yolundan bizleri ayırma. Her gün Fatiha'da ihdinas sıratal müstakim, ya Rabbi bizi doğru yola ilet diye dua ediyoruz. İşte o istikamet yolunu, o dürüstlük yolunu bizlere de nasip eyle.
Somuncu babaların, Hulusi efendilerin dualarını kabul eyledin ya Rabbi. Biz de niyaz ediyoruz. Bizim de duamızı kabul eyle. Bizi de istikametten ayırma. Ya Rabbi, memleketimizi, milletimizi her türlü yamuklardan, yamukçulardan koru, muhafaza eyle. Güzel işler yapmayı idarecilerimize nasip eyle. Yanlıştan onları koru. Böylece millet olarak, memleket olarak ve Müslümanlar olarak doğruların, istikamet çınarının gölgesinde hayatımızı idame ettirip son nefes olarak nasıl ki ol dedin olduk, öl dedin öleceğiz günü tadarken kelime-i şehadet ile başlattığımız bu hayatı yine kelime-i şehadet ile sonlandırmayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Sevgili Belediye Başkanım, çok kıymetli Hulusi Efendi Vakfı'nın temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Bugün buraya gelmemizde, bu toplantıyı gerçekleştirmemizde ve bu hizmetlerin buraya kadar gelmesinde çok önemli katkıları bulunan hepinizin şahsında değerli vakıf başkanımız Hamid Hamidettin Hoca Efendi'ye de şükranlarımı sunuyorum. Hizmetlerinin devamını diliyorum. Hayırlı uzun ömürler diliyorum. Melamet çekmezem her giz ki hicran der kemal eyler ki bir nesne kemal olsa felek anı zeval eyler. Hiç üzülmem ki diyor hicran der kemal eyler. Bazen üzüntülü, sıkıntılı zamanlar olur ama ayrılık acısı, elem ve keder olgunlaştırır. Güzel günler gelir. Gece ne kadar karanlık olursa sabahı da o kadar aydınlık olur. Ki bir nesne kemal olsa felek anı zeval eyler. Kemal noktasına da çıkarsan felek bir zaman gelir, zeval eyler onu. Onun mahvolmasına sebep olur. Kemalde insanın gururlanması olabilir, kibirlenmesi olabilir, kendini beğenmesi olabilir. Bunlar da insanın zeval bulmasına sebep olur. Onun için bunlardan koruyan şeyler, insanı koruyacak olan hususlar, devleti, milleti koruyacak olan hususlar, İslam ahlakı ile ahlaklanabilmesidir. İnsanlar sıkıntılı zamanlarda mutlaka limanlar aramaktadırlar. Cenab-ı Hak zor zamanlarda İşte böyle limanlar veriyor insana. 1258'de Moğollar Abbasi halifeliğini teslim aldıkları zaman 1258'de Söğüt'te Osman Gazi doğuyordu. Moğollar Anadolu'yu hercümerç ettikleri zaman Cenab-ı Hak Hazreti Mevlana'yı en büyük liman olarak gönderiyordu. 1914 yine yeryüzünün hercümerç olduğu bir zamanda Darende'de Seyyid Osman Hulusi Efendi dünyaya geliyor. Karanlık bir şey ama ışık oluyor. Sadece o beldeye değil, bütün dünyaya ışık oluyor. Sadece o beldedeki insanlar almıyor, tüm dünyadaki insanlar ondan istifade edebiliyor. Onun için bu limanları bilebilmek, bulabilmek, anlayabilmek, tanıyabilmek çok önemli. Zira insanların geneli maalesef bir yığından öteye geçmiyor. Dışarı çıktığımız zaman yürüyen ölülerden geçilmiyor. İnsanlar maddiyat uğruna birbirlerini kırabiliyor, yıkabiliyor, üzebiliyor. Bir kuruş uğruna, üç kuruş uğruna nelere sebep olduklarını hep beraber görebiliyoruz. Onun için de bunlar lazım. Padişahlar dahi onlardan uzak durmuyorlar. Kendini bilen, durumunu bilen, nereden geldiğini bilen, nereye gideceğini bilen padişahlar mutlaka bir gönül eri arıyorlar. O gönül eriyle büyüdüklerini, o gönül eriyle unutulmadıklarını görüyoruz.
şayet o gönül eri olmazsa, yanında onlar bulunmazsa, onlar onu doğruya iletmezse, nasihat dinlemezse, işte o zaman da o kötü hastalıklar peyda olmaya başlıyor. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki din nasihattir. Yani mutlaka size nasihat edecek birinin bulunması lazım. Eskiler birbirleriyle karşılaştıkları zaman bir tek şey istiyorlardı. Bana nasihat et. Para istemiyorlardı, pul istemiyorlardı. Nasihat istiyorlardı, bir güzel nasihat. Eski alimleri, eski insanları, padişahları, hayatlarını incelediğimizde hep bunu görmekteyiz. Onun için onunla beraber bulunuyorlar. Nitekim dünyanın en büyük padişahlarının, hükümdarlarının öldükten sonra unutulduğunu görüyoruz. Ancak gönül sultanları unutulmuyorlar. Bugün 1. Ahmet Han'ın kabrine gittiğiniz zaman belki son derece az insanın türbesine girdiğini görürsünüz. Fakat hocası Aziz Mahmut Hüdayi'nin kabrine gittiğiniz zaman yüzlerce insanın geldiğini görürsünüz. Belki 1. Ahmet Han'ı da unutturmayan, onu gördüğü zaman atından inip onun yularından çekerek yürütmesi olmuştur. O sebeple Fatih Sultan Mehmet Akşemseddin, Somuncu Baba, Yıldırım Bayezid, Hacı Bayramı Veli, 2. Murat Han, bütün bunları incelediğimizde yanlarında ta Somuncu Baba'dan gelen o ağın, o alimler silsilesinin bu padişahlarla beraber yürüdüğünü hep gördüm. Hocamızın bahsettiği gibi öyle bir fırın yaptı ki bakın onların yaptığı fırın asla sönmüyor. Asla yok olmuyor. O fırında yetişen insanlar 620 sene sonra bir Hulusi Efendi o fırından olabiliyor. Hulusi Efendi'nin devam ettirdiği o fırından binler, on binler çıkabiliyor. Bu gerçekten önemli bir husus. Nitekim Seyyid Osman Hulusi Efendi bu durumu zahiren Şah-ı Cihan olsan da sana yok faide, mana sultanına kul olmak sezadır ey gönül. Zahiren Şah-ı Cihan olsan, cihanın şahı olsan zahirde sana zerre kadar bir faydası yok, bunu bil. Çünkü öldüğün gün asla ondan bir zerre götürmeyeceksin. Mana sultanına kul olmak sezadır ey gönül. Asıl olan bir mana sultanına kul olabilmektir. Buyurun işte Fatih Sultan Mehmet, Somuncu Baba'nın yetiştirdiği Hacı Bayramı Veli'nin talebesi Fatih Sultan Mehmet öyle diyor. Kul olmakla övünürüm güzeller güzeli şaha, o güzele boyun eğmek değer cihan şahlığına. Dünya saltanatının tacın tahtın verseler, kulluk devletin koyup bunları almaz Avni. Bir secdeye, bir rükûye değişmeyeceğini ifade ediyor. Yine Yavuz Sultan Selim, saltanata alem olmak bir kuru kavgaymış, bir veliye bende olmak cümleden evlaymış. Saltanata alem olmak bir kuru kavga, basit bir kavga, neticesiz bir kavga, bir veliye bende olmak cümleden evlaymış. Çünkü onlar ebediyen yaşıyorlar. Onların gözü açılıyor, onlar görüyor. Asıl bir deliye. Bakın, delilerin bütün hayatı, bütün asıl olan görevi nasihat değil mi? Peygamberin mirası değil mi? Onun vazifesi değil mi? Peygamber Efendimiz ve bütün peygamberlerde nasihat için, irşad için insanlara İslam'ı, dini, Allah'ı duyurmak için gelmediler mi? Ama bunu bütün bunu bilmeyenler, bütün bundan ayrılanlar, onlar devlet ele geçirmek için çalışıyor. Devlet başkanının yanında olup, birlik beraberlik olup, bütün gençliğiyle, insanıyla şu devleti yüceltmek, büyütmek, İslam'a hakim kılmak varken devleti ele geçirmek, devleti ele geçirmek isteyen, her din alimi geçinen, din alimi diye lanse edilen, bildirilen insanların arkasında mutlaka gayrimüslimler, mutlaka İslam düşmanları, mutlaka Allah düşmanları bulunmaktadır. Bunu bugün en net bir şekilde görebilmekteyiz. İşte doğru İslam alimlerini tanımanın da ne kadar önemli olduğunu
buradan anlayabiliyoruz. Gerçekten Osman Hulusi Efendi'de tam bir tasavvufi bakışı buluyor, görüyoruz ve anlıyoruz. Ne diyor mesela o? Varımı hep hakka verdim, gayrı varım kalmadı diyen işte Aziz Mahmud Hüdayi gibi tasavvuf canı canana verip azade olmaktır. Tasavvuf her şeyi vermektir. Onda tam bir tasavvufi bakış var. Almak üzerine değil, vermek üzerine kurulu olan bir husustur. Vermek, dürüş kazan ye yedir, bir gönül ele getir. Yüz Kabe'den yeğrektir, bir gönül ziyareti. Veren el, alan elden üstündür buyuruluyor bizim dinimizde. Tasavvufla vermek, verdiğin zaman rahatlıyorsun, verdiğin zaman yaşıyorsun. Bu tasavvufi bakışta yine şunu görüyoruz. Hulusi mekru haline, aldanma zülfü haline, meyletme mülkü maline, yalancılar pazarının. Bunlar aynı zamanda tabii kendine söylerler. Hep sonunda Hulusi diye kendine söylüyor, bakın size değil, bana söylüyorum. Kendine söylerken bütün insanlığa söylüyor, herkese söylüyor. Ama sen al diye ifade ederler. Hulusi mekru haline, onun hilesine, aldanma zülfü haline, meyletme mülkü maline, yalancılar pazarının. Şu yalancılar pazarı ne güzel değil mi? Dünya yalan değil mi? Yalancılar pazarı, dünya pazarı. Dünya pazarı bir yalancılar pazarı. Nitekim dünya yalandır. Şerbetleri seraptır. O seninle kalsa da sen onunla kalmazsın. Dünya bala benzer, içine düşenler sineğe benzer. Dünya gölge gibidir. Kovalarsan kaçar, kaçarsan o seni kovalar demişler. Onun için ne güzel ifade ediyor yalancılar pazarı. Bu yalancılar pazarına aldanma. Orada onun zülfü haline takılma. Onun mekru haline, hilesine asla kanma. Dünyayı tanı. Bir şair de öyle diyor. Aslı denidir dünyanın, zatında yoktur elif. Terkibine bak sen anın, yahu nunu daline. Aslı denidir, deniden gelir. Deni de alçak demektir. Aslı denidir dünyanın, zatında yoktur elif. Dünya yazılışında elif göremezsin. Onda doğruluk bulamazsın. Terkibine bak sen anın, ya vü nunu daline. Onda dal vardır, deli büküktür. Ye vardır, birbirine karışmıştır. Ve yine ye vardır, o da aynı şekilde çanak gibi bükülmüştür. Onda dünyada doğruluk bulamazsın. Bir şiiriyle aslında neler ve ne güzellikler anlattığını, bir şiiriyle bir kitap yazdığını, bir şiiriyle insanları doğruya, iyiliğe, güzelliğe bir beytiyle yönelttiğini aslında görebiliyoruz. Yeter ki aslında bunları anlayabilmek, bunu anlayabilmek lazım. Yine bir şairimiz bunu şöyle çok güzel söylüyor. Derme bu sim üzeri, gel dinle söz çekme emek, et kanaat verdiğine razıkın ye mercimek, yetişir ehli süluka günde bir iki çörek, bulduğunu ye deme az, isteme helva börek, hoş tutan bu perdimi, tabuda bir yan olmadı. Benim bu nasihatimi tutan cehennemde yanmaz diyor. Yeter ki bunu tut, ne olacak ki? İnsan akşamleyin zengin yer baklava börek, fakir yer undan bulamaç, sabahleyin kalkar o da aç, o da aç demişler. Ne olacak? Yani sabah aç kalkacaksın. İnsanları yaratılış gayesindeki hikmetten haberdar ediyor Hulusi Efendi. Nedir bu? Uyan derin uykudan artık Müslüman, uyan, bağırıyor Seyyid Osman Hulusi Efendi. Yani şu bağırış çağlar ötesi bir bağırıştır. Uyan derin uykudan artık Müslüman, uyan. Peygamber Efendimiz'e dönüyoruz. İnsanlar uykudadır. Ölünce uyanırlar. Bakın tam manasıyla bir hadis-i şerifin açıklaması ve özeti değil mi? Ey Müslüman uyan, uykudasın. Ölmeden uyan veya ölmeden önce ölünüz. Şu hadisi tutan ebedi yaşıyor. Ebedi yaşıyor. Anlayabilen, nereden geldiğini, nereye gittiğini bilebilen insan ebedi yaşayan insan oluyor.
Çünkü bugün Peygamber Efendimiz'in hani sizler kendi ashabına ahir zamanda Müslümanları görseniz bunlar Müslüman değil derdiniz. Onlar sizi görseler bunlar deli derlerdi. Zamanını yaşar gibi oldu. Hangi haldeyiz, ne haldeyiz? Şöyle bazen çok düşünmemiz lazım. Bu divanları çok okumamız lazım. Sözlerini iyi anlamamız lazım. Yani ben de gerçekten yazmakla şeref bulduğum iki cilt kitabı var Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin hayatıyla ilgili. İnsan dünyadan çıkıyor. Bir beytini okuduğun zaman dünyadan çıkıyorsun, sanki kabre giriyorsun. Sanki ahirete giriyorsun. Bu dünyanın malı, mülkü, değeri hiçbir şeyin gözünde kalmıyor. Eskiler yenilenir, hep yeni adetler gelir. Şer-i pâke uymayan bin türlü bidatler gelir. Hocam işte 622 sene önceki ceddinden Somuncu Baba'dan bahsetti. Bir ayağı sapasağlam şeriat dedi. Peygamber Efendimiz bunu bildirmedi mi? Onu bize bildirmedi mi? Onun ta kaçıncı göbekte Somuncu Baba'nın ayağı aynı şekilde duruyor. 620 sene sonra Seyyid Osman Hulusi Efendi de şer-i pâke uymayan bin türlü bid'atler gelir. Bu bid'atlere dikkatli ol. Sünnet-i seniyye yolundan ayrılma. Peygamber Efendimiz'i bir tarafa bırakma. Acaba Seyyid Osman Hulusi Efendi bilinseydi 40 yıldır sadece la ilahe illallah diyeceğiz, Peygamberimizi bir kenara iteceğiz diyen şarlatanlar bu memlekette yaşayabilir miydi? Osman Hulusi Efendi bilinmiş olsaydı, anlaşılmış olsaydı, okunmuş olsaydı Peygamber Efendimiz'i bir kenara bırakabilirler miydi? Ama bıraktılar. Demek ki doğru İslam alimini anlamak ve bilmenin önemi işte burada anlaşılıyor. Ve devam ediyor. Nice kuttay-ı tarik, mürşitlik eyler iddia, kendi butlanından uydurma dalaletler gelir. Nice kuttay-ı tarik, mürşitlik eyler iddia, nice kuttay-ı tarik, nice Allah'a giden yolu kesenler, kat-ı tarik-i ilahi denir bunlara. Kutta da bunun çoğulu. Nice kat-ı tarik-i ilahiler, Allah'a giden yolu kesen insanlar gelir. Bunlar kendi butlanından, kendi aklından, bana göre diyerek söylerler. Bunların alimi yoktur. Bunların hocası yoktur. Bunların mürşidi yoktur. Bunlar Kur'an'ı, sadece Kur'an-ı Kerim derler ama kendi kafasından uydururlar. Hadisi zaten hiç saymazlar. 27 tane hadis kaldı derler. O 27 hadisi de sorsan anlaşamazlar, söyleyemezler. Bunlar ne Peygamber Efendimiz'i ne alimlerini tanırlar. Oysa benim alimlerim beni İsrail'in peygamberleri gibidir buyurdu Peygamber Efendimiz. Ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir. Ashabımın hangisine uysanız doğru yolu bulursunuz. Onlardan alanlar onlar gibi olur. Onlara benzeyenler onlar gibi olurlar. Aynısını söylerler. Şimdi şu divanı okuduğumuzda farklı bir şey anlamıyoruz. Ama şunları tam işaret etmemiş mi bugünü? Kendi butlanından uydurma dalaletler gelir. Bunların söylediği her söz dalalet olur, sapıklık olur, uydurma olur. Bunlara da dikkati çekiyor. Yine Seyyid Osman Hulusi Efendi. Bir iki de şey söyleyeceğim zamanı kısaltma adına. Gerçekten bugün böyle burada can kulağıyla da dinliyorsunuz. Mesela tarihçi olmam hasebiyle bir zaman bir toplantıda tarih konusu açıldığı zaman bir tek söz söylüyor. Tarih köktür diyor Osman Hulusi Efendi. Tarih köktür. Yani kökünü bileceksin, ceddini bileceksin, ecdadını bileceksin ve ondan alacaksın. Dinini peygamberinden alacaksın. Tarih şuurunu, ecdadını iyi tanıyacaksın. Ve onları asla unutmayacaksın. Gerçekten böyle. Tarih şuuru bununla beraberdir. Geçmişi kötülemiyorlar mı?
Geçmişi yanlış bize anlatmıyorlar mı? Padişahlarımızı hep iftiralarla, yalan yanlış iftiralarla gözümüzde düşünmeye çalışmıyorlar mı? Oysa Kur'an-ı Kerim'de en fazla övülen ilim, tarih ilmidir. Görmez misiniz eski ümmetlerin hallerini? Okumaz mısınız? İbret almaz mısınız? Yine Seyyid Osman Hulusi Efendi'nin o hutbeler, 42 yıl camide verdiği hutbelerde en fazla tarih konularına değindiğini görürsünüz. Ve gençlerimizin en iyi bir şekilde tarih ilmini almasını istersiniz. Zira o tarih ilminde şevk vardır, aşk vardır. Fatih Sultan Mehmet'i, Yavuz Sultan Selim'i, Alparslan'ı okuduğu zaman ceddimiz, gençlerimizin kanı kaynar. Onlar gibi olmak ister. Cihat azmi artar bütün bunları. İşte bunun için yıkmak istiyorlar. Bu milletin genci asla cihat içinde olmasın. Yani dinini yaymak için bir şeye kapılmasın. Ne için giderdi bunlar? Ganimet için, toprak için, para için. Yani bakın öyle bir şey şırınga ediyor ki size. Ne için giderdi Osmanlı padişahları? Toprak için, ganimet için, para için. Yani dünyalığı açılıyor sana. Allah için, ilahi kelimetullah için olduğunu unutturuyor. Oysa aynı Osman Gazi'ye baktığımız zaman Osman Gazi'nin o güzel nasihatlerinde maksadımız din-i hüdadır bizim. Mesleğimiz rah-ı hüdadır bizim. Kuru kavga ve cihangirlik değil, şah-ı cihan olmaya dava değil. Bakıyorsunuz Osman Gazi bu işte. Mesleğimiz rah-ı hüdadır bizim. Maksadımız din-i hüdadır bizim. Bizim mesleğimiz budur. Gayemiz, hedefimiz Cenab-ı Hakk'ın dinini yaymaktır. Yoksa kuru kavga ve cihangirlik değil, şah-ı cihan olmaya dava değil. O zaman parayı da, bunu da ne için çalıştığını, ne için kazandığını bilirsin, Allah yolunda harcarsın. Ana gaye odur, maksat odur. Diğeri zaten gelir. İşte bunu da yine okuduğumuzda Seyyid Osman Hulusi Efendi'den görüyoruz. Ve son olarak bir beytiyle yine bitirmek istiyorum. Epeyce var ama bugünlük bu kadar. İnşallah sayın böyle eğitimden sorumlu müdürümüz, hocam İstanbul'da programlar çok devam edecek falan dedi. Beni de heyecanlandırdı. İnşallah daha ileride programlar yaparız. Gerçek aşk ne diyor Osman Hulusi Efendi? Senin sevdana yanmak, gayrı sevdadan usanmaktır. Seni sevdim demek, haline, rengine boyanmaktır. Yani şu gerçekten çok mühim bir şey. Senin sevdana yanmak. Bir kişi kimi severse ismini çok yad eder. Yarını yad etmeyen battalı kan kasvet yıkar. Kimi seviyorsa, yani akşam ben bugün kimin ismini daha çok andım? Kimi anlattım? Kimi söyledim? Kimden okudum diye düşüneceksin. Senin sevdana yanmak, seni sevdim demek gayrı sevdadan usanmaktır. Bırak gayrı sevdayı. Başka sevdaları bırak. Yani kalpte ve gönülde sadece Cenab-ı Hakk'ı ve onun sevdiklerini, Resulünü, onun yolunda olanları sevmekle bulundurmak. Gayrı sevdadan usanacağız. Gençlerimiz Real Madrid'in, Barcelona'nın futbolcularını ezberlemeyecek. Gençlerimiz din düşmanlarını anmayacak, saygı göstermeyecek. Seni sevdim demek, kimi seviyorsan haline, rengine boyanmaktır. Yani birini seviyorsan onun gibi olmaktır. Ondan gayrı değil. Sevmenin manası bu diyor Seyyid Osman Hulusi Efendi. Beni seviyorsan benim gibi ol. Hayırlı hizmetlerin yanında ol. Şurada hani hayatına hiç girmedim. Çünkü ben de sizlerle beraber dinledim. Cami orada temel atıyor. Medrese temel atıyor. Hastane temel atıyor. Genç yetiştiriyor. İnsan yetiştiriyor. Yetiştirdikleri salonları dolduruyor. Nereye gitsek, çok yere gidiyorum. Her yerde o gençleri görüyorum. Bu salonlar doluyor. Onun rengine boyandığımızda, onun gibi olduğumuzda, onun gibi sevdiğimizde inşallah bu salonların 10 kat büyüyeceğini, 100 kat büyüyeceğini düşünüyorum.
Cenab-ı Hak hepimize layık eylesin diyorum. Sağ olun, var olun diyorum.